efendim. Selamun aleyküm. Cumanız mübarek olsun. Kandiliniz mübarek olsun. Rahmet deryalarının taştığı insanlığın, insanlık aleminin şerefe boğulduğu, izzete gark olduğu bu kutlu gün, bu kıymetli günde, Cuma gününde, Efendimizin doğduğu gündeyiz. Mevlüt kandili günündeyiz. Efendimizin doğduğu gündür. Kediniz doğduğu gün bile doğum günü yapıyorsunuz. Köpeğiniz doğduğu gün diye doğum günü yapan insanlar, kutlama yapan insanlar diyorum. Kutlanacak tek doğum günü Efendimizin doğduğu gündür. Her geceden kıymetlidir, her andan değerlidir. Her şeyden güzeldir. Biliniz ki Efendimiz olmasaydı Kadir Gecesi olmayacaktı. Berat Gecesi olmayacaktı, Ramazan olmayacaktı. Haram aylar olmayacak, üç aylar olmayacaktı. Soruyorlar, efendim Mevlüt kandili var mıdır, yok mudur, önemli midir, ne kadar önemlidir, Kadir Gecesi'nden büyük müdür? Her şeyden büyüktür. Her şeyden önemlidir. Kadir Gecesi olmasına sebep sallallahu aleyhi ve sellem hazretleridir. Onun için tazim ediniz, ikramda bulununuz, inamda bulununuz, lütfediniz, lütuf göresiniz, saygı gösteriniz, neşenizi artırın bugün. Bugün evinize bolluk olsun, gönlünüze şenlik olsun, hanenize saadet olsun. Tazim gösterin ki Cenab-ı Allah'ın tazim gösterdiği Habibine, sevgilisine, Efendimiz'e gök ehli de size tazim göstersin. Siz hürmet edin ki Efendimizin doğduğu güne sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin size de hürmet edilsin. Sizin neslinize de hürmet edilsin. Sevinin. Sevinilecek gündür bugün. Üzülün ki sevinemeyenler var. Bugün eğer Kisra'nın saraylarındaysanız üzülebilirsiniz. Kisra'yı kim temsil ediyorsa Kisra'nın sarayları yıkıldı. Mecusilerin ateşleri efendim söndü. Bugün zulüm deryaları kurudu. Bugün rahmet deryaları taştı. Ne istiyorsunuz? Zulümden mi pay? Rahmetten mi pay? Öyleyse sevinin rahmetten pay istiyorsanız. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn olan alemlerin efendisi Habibullah geldi bugün. Bu gece Rebiül Evvel ayının 12.'si yeryüzünü nura gark etti. Öyle kıymetli bir kimseydi ki, öyle şerefli bir kimseydi ki teri kokmaz, gül kokardı. Tertemizdi, pırıl pırıldı. Yeryüzü onunla aydınlığa kavuştu. Gökteki ay ne kadar parlaksa yerde Efendimizin mübarek yüzleri o kadar aydınlıktı. Böyle mucizevi, şerefli, izzetli bir kimsenin ümmeti olmaklığa sevinin. Onun yolunda gitmekliğe sevinin. Onun listesine yazıldığınız için sevinin. Üzülecek bir durum yok. Sevinin ve silkinin. Neyi temsil ediyorsunuz? Kimi temsil ediyorsunuz? Kimin evladısınız? Kimin ümmetisiniz? Özenmeyin gavura, özenmeyin kafire, beğenmeyin zalimleri. Beğenmeyin. Yaptığı aletleri bile beğenmeyin. O bile zoruma gidiyor benim. Efendimizin yolundan gidenlere diyorum. Efendimizin aşkıyla dolanlara diyorum. Öbür türlü neye beğenirseniz beğenin. Takip etmeyin başkasını. Özenmeyin başkasının hal ve tavrına. Efendimiz gibi olmaya bakın. Çünkü o üsvetün hasenetün sıfatına haiz bir kimseydi. En güzel örnek. En güzel örnek. Öyleyse neden onun gibi olmuyoruz? Onun gibi olmak için gayret etmiyoruz. Niçin? Niçin?
Efendimizin hareketleri bize neden hoş gelmez de çirkin gelir? Ümmeti, biz onun ümmetiyiz. Sünnetini tutun. Sünnetini tutun Efendimizin. Takip edin yolunu. Takip edin ki sizi cennete çıkarsın. Ya eyyetühen nefsul mutmainne irci'i ila rabbike radiyeten merziye. Fedhuli fi ibadî vedhuli cenneti. Siz razı mısınız bundan? E razıyız. Razıysanız Efendimiz gibi olun. Çekinmeyin. Mutmain olun. İtminana uğramadıysanız, ulaşamadıysanız. Ya eyyetühen nefsul mutmainne diyor. Cenab-ı Allah onu muhatap oluyor. İrci fedhuli cennet. Ya eyyetühen nefsul mutmainne irci ila rabbike radiyeten merziye. Fedhuli fi cenneti. Fedhuli fi ibadî vedhuli cenneti. Vedhuli cenneti olmak için nefsu mutmainne olmak lazım. Cennete gir denilmesi için. Nereye giriyoruz? Kimin peşine gidiyoruz? Kimi beğeniyoruz? Kimi taklit ediyoruz? Kimi seviyoruz? Kimi büyük görüyoruz? Ebu Cehil'i mi? O zamanın süper güçleri olan İran ve Bizans imparatorluklarını mı? Kimi güçlü görüyorsun? Yegane güç sahibi la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah'tır. Ey müminler, ey Müslümanlar, ey ümmeti Muhammed, toparlanın, silkinin ve ümmeti Muhammed olmaklığınızın şerefini, gururunu iliklerinize kadar hissetin. Kıymetli bir gündür bugün. Tövbe edin ve ya Rabbi deyin, senin Habibine ümmet olmaklığımızın şerefi bize yeter deyin. Her duanız kabuldür. Her dileğiniz kabuldür. Her sıkıntınız def-ü ref olur. Çünkü Habibinin aşkına her şeyi verir o. Habibinin aşkına yarattı. Güzel gördüğün ne varsa yeryüzünde, gökyüzünde, cennette, bu alemde, öbür alemde Habibinin aşkına yarattı. Sen de Habibini sev. Allah'ın sevdiğini sev. Allah'ın sevdiğini sev. Allah kimi sevdi? Habibini. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zaman nebisi. Öyleyse sen olmasaydın hiçbir şey yaratmazdım buyurdu Cenab-ı Allah. Sen varsın diye yarattım her şeyi. Öyleyse tazim edelim, salatu selam ederim Efendimiz'e, âline, ashabına, yolundan gidenlere. Kutlu olsun Mevlid-i Nebi. Mübarek olsun Mevlid Kandili inşallah.